Şekildeki verilenlere göre aşağıdakilerin kaç tanesi doğrudur diye bakıyoruz. Önce dairenin alanı ne olduğunu söylüyorum. Bir dairenin alanı i çarpı r karedir. R nedir? Yarıçap olmak üzere. Peki çevresi nedir? Çevresi de 2 pi r'ye eşit. Bir de dilim alanı var. Dilim alanı normal alan çarpı alfa bölü 360'tır. Yani buradaki açım kaç derece? 45 bölü ne yapacağım? 360 yapacağım. Bir de yayın uzunluğu var. Eğer yayın uzunluğunu soruyorsak yine aynı şekilde yay uzunluğu eşittir. Çevre çarpı alfa bölü 360 ne yapılır? Hesaplanır. Burada alfamız kaç derece? 45 derece. Peki bakalım. Dairenin çevresi 4 pi'dir dedik. Çevre formülümüz neydi? 2 pi r'dir. R'miz kaç burada? 2. Buradan çevremiz ne olur? 4 pi olur. Bu doğru mu? Evet. Doğru. Alan pi r kareydi. R'miz 2 olduğu için 2'nin karesini alsak ne yapar? Yine 4 pi yapar. Bu da doğru. Peki 45 derecelik dilim alanı. Normal alanımız 4 pi'ydi. 45 derecelik şu alanı bulmak istiyorsam ben normal alanı neyle çarpacağım? 45 bölü 360 ile çarpacağım. Sadeleştiği zaman 8 yapar. 4 bölü 8'den 0,5 pi olarak dilim alanı ne yaparız? Buluruz. Aynı şekilde yay uzunluğunu hesapladığım zaman 4 pi çarpı yine 45 bölü 360 diyeceğiz. Aynı şekilde buradan ne gelecek? 0,5 pi gelecek. Yani bu da doğru. Buradan doğru cevap ne olacak? Adana. Evet, şekildeki verilenlere göre sarı bölgenin alanı kaç birim kare? Çeyrek dairenin içerisine bu şekilde yarım daire yerleştirildiği zaman bu iki alan birbirine eşittir. Biz şimdi normal yine hesaplayalım. Çeyrek dairenin yarıçapı 4. Normalde dairenin alanı nedir? 1 r karedir. 4'ün karesi. Çeyrek daire normal dairenin 4'te 1 olduğu için kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Buradan şu toplam alanın kaç olduğunu görüyorum. 4 pi. Peki yarım dairenin alanı hesaplamak istiyorsam burası 4 olduğu için yarım dairenin yarıçap uzunluğu ne olacak? 2 olacak. Buradan i r kareden 2'nin karesi bölü yarım daire olduğu için yine kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. Buradan kaç çıkacak? Burası 2 pi çıkacak. Şimdi 4 pi'den 2 pi'yi çıkartırsam buranın da 2 pi geldiğini görürüm. Doğru cevap Bursa. Şekilde verilenlere göre sarı bölgelerin alanının toplamı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Şimdi burada dikdörtgenin bir kenar uzunluğunu 1 birim olarak verdik. O zaman şunu söyleyeceğim. Şuradan aşağı indiğimde burası da nedir? Bir birimdir. O zaman yarıçap uzunluğu bir birim. Buradan AB uzun kaç birim geldiğini görüyorum. 2 birim. Buradan dikdörtgenin alanı 1 çarpı 2'den 2 birim kare olarak bulunur. Peki yarım dairenin alanı ne? Yarıçapı 1 olan dairenin alanı pi r kareden pi'dir. Yarım dairenin alanı da bunun yarısıdır. Pi bölü 2 olur. O zaman aradığım sarı bölgelerin alanları toplamı ne yapacak? 2 eksi pi bölü 2 yapacak. Düzenlersek 4 eksi pi bölü 2 olur. Doğru cevap Ceyhan. Şekilde verilenlere göre taralanan kaç birim karedir diye soruyoruz. Böyle merkezi çevrecilik harfle birleştirdik. Burası 4. Burası 4. İkizkenardan burası 45 derece. O zaman burası ne olacak? 90 derece olacak. Şimdi şunu söylüyoruz. Çeyrek dairenin alanından dik üçgenin alanını çıkartırsak buradaki aradığımız alanı ne yaparız? Buluruz. Çeyrek dairenin alanı neydi? Pi 4'ün karesi bölü çeyrek daire tüm dairenin 4'te 1 olduğu için kaça bölüyoruz? 4'e. Bu 4 pi. Peki şuradaki dik üçgenin alanı ne? 4 çarpı 4 bölü 2'den o da ne yapar? 8 yapar. Farklarını aldığımız zaman aradığımız alanın 4 pi eksi 8 olduğunu görürüz. Doğru cevap Edirne. Şekildeki verilenlere göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyoruz. Pi 3 alarak yaklaşık bir değer hesaplayacağız. Şimdi yarıçapımız 4 olduğu için burada da yarıçapım 4. Şurada Pisagor yaptığım zaman buranın kaç geldiğini görüyorum 3. Bu dik üçgenin alanıyla çeyrek dairenin alanını toplayacağım. Buradaki dik üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 birim kare olur. Artı buradaki çeyrek dilimin alanı ne? Pi 4'ün karesi bölü 4'ten 4 pi olur. Pi yaklaşık 3 alırsak 3 kere 4 12 6 daha kaç yapar? 18. Demek ki alanımız yaklaşık olarak 18 birim kare. Doğru cevap Diyarbakır. Şekilde verilenlere göre tarla şeklin çevresi kaç birim olur diye soruyoruz. Bakın yapı kaç birim verdik? 8 birim verdik. O zaman burası ne olacak? 2, şurası 2, şurası 2, burası da kaç 2? Şimdi şuradaki yarım dairenin çevresine bakarsam normalde çevresi 2 pi r'den 4 pi yapar. Yarım daire olduğu için burası nedir? 2 pi. Bu da yarım daire. Aynı yarıçap. Bu da 2 pi. Büyüğü de bir yarım daire. Yarıçapı 4. Normalde çevresi 8 pi yapar ama burası ne olacak? Yarım daire olduğu için 4 pi yapacak. Şunların hepsini topladığım zaman sarı bölgenin çevresinin 8 pi olduğunu görürüm. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bakın.
Yarım dairenin içerisine şu şekilde yarıçapların oranının olduğunu önemi yok. 3 sayısı daha fazla da olabilir. Yarım daire eklediğiniz zaman şuradaki çevreyle yani şu yayın uzunluğuyla şu 3 yayın uzunluğu daima birbirine eşit olur. Yani bu şekle baktığım zaman bakın bu yukarıda da çizilebilirdi. Yani şu ikisinin toplamı neye eşit olacak? Daima yukarıdakine eşit olacak. Şekilde verilenlere göre mavi üçgenin alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Bakın burada şu iki uzunluğu birbirine eşit olarak verdik. Yarıçap olduğu için şunlar hepsi birbirine ne? Eşit. Dolayısıyla bu üçgen ne oldu? Bir eşkenar üçgen. Peki buradaki üçgen ne? 30 120 üçgeni. AB uzunluğu 4 kök ise bir kenarım ne olacak? 4. Burası da kaç olacak? 4. O zaman buralarda ne? 4, 4 ve 4. Eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4. A bir kenar uzunluğu olmak üzere. Buradan 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten aradığımız alanın 4 kök 3 geldiğini görürüz. Doğru cevap Ceyhan. Şekildeki verilenlere göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Bakın soruda bunların yarıçap uzunluğu hepsinin birer birim olduğunu verdik. Peki hemen şunu söyleyelim bakın. Şu ikisi bir daire yapar. Şu üçü de bir daire yapar. O zaman büyük alandan yani dikdörtgenin alanından burası kaç yapacak? 2. Şurası kaç? 4. 8 eksi 2 tane pi r kare. R'miz kaç? 1. Pi de 3 alın diyoruz yaklaşık hesap için. 8 eksi 6'dan aradığımız alanın 2 birim kare olduğunu görürüz. Doğru cevap Bursa. Şekilde verilenlere göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Bakın soruda şunları 4'er birim verdik. Bir ufak dairenin alanı hesaplamak istersem ne yapar? 4'ün karesi 16 pi bölü 2'den 8 pi yapar. Peki büyük yarım dairenin yarıçap uzunluğu kaç? 6. O da 6'nın karesi pi bölü 2'den 18 pi'dir alanı. 18 pi'den 8 pi'yi çıkartırsam şuradaki alanın 10 pi olduğunu görürüm. Doğru cevap Edirne. Taralı bölgenin alanı 8 santimetre kare ise AC uzunluğu kaç santimetredir diye soruyoruz. Bakın burada C merkezli ve A merkezli iki tane daire dilimi var. Bu daire dilimleri merkez açılarının birbirine eşit. Dolayısıyla şu iki alan birbirine ne olur? Eş olur. Yani ben bunu buraya taşıdığım zaman ve R'ye yazarsam taralı bölgenin alanı şurada ikizkenar dik üçgenin alanı oluyor. O da nedir? R kare bölü 2'den 8 ise R'miz kaç olur? 4. R 4 ise burası da 4. Buradan AC uzunluğu ne çıkacak? 4 4'ten 4 kök 2. Doğru cevap Ceyhan. Şekilde verilenlere göre tarla şeklin çevresi kaç birimdir diye soruyoruz. Bakalım burası 2 birim 2 birim. Şuralarda ikişer birim olacak. Bakın şurası bir yarım daire. Bir yarım daire de burada var. Şu 3 uzunun toplamı bir tam dairenin çevresi yapar. 2 pi r'miz de 2'den o yayların uzunlukları toplamı ne yapar? 4 pi. Peki devam edelim. İkişer birim de burada var. 4 birim de buradan geldi. Toplarsak ne yapar? 4 parantezinde pi artı 1 yapar. Pi sayısını 3 alın diyoruz. Buradan 4 kere 4'ten aradığımız çevrenin 16 birim olduğunu görürüz. Doğru cevap Bursa.